Dersimiz Fenerbahçe'den herkese merhaba değerli Fenerbahçeliler. Mutlu yıllar diliyoruz. Senenin ilk gününde senenin ilk yayınını sizlerle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temennimiz 2023 yılının sizlere, değerli sevdiklerinize, ülkemize ve tabii ki Fenerbahçemize çok güzel günler getirmesi. Başarı, sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket temenni ediyoruz efendim herkes için. İnşallah hepimiz adına çok çok güzel bir yıl olur. Uğur, 10 gündür program yapmıyorduk. Bizi özleyen çok kıymetli dostlar olmuşlar, yazdılar, ettiler sağ olsunlar. Gerek sana gelmiş, gerek bana geldi. Gerek attığımız duyurular üzerinden de zaten her zamanki gibi bir yayın tadında böyle dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz, karşılıklı böyle istişareler yaptığımız çok kıymetli aile üyelerimiz oldu. Herhalde biraz da bizim de tembelliğimizden kaynaklı birazcık böyle ne derler hani aramızdan ayrılanlar da olmuş böyle abone sayısında ama onların burası evi. Temenni ediyoruz ki en kısa zamanda tekrardan zaten evlerine geri döneceklerdir. Yeni yıla yeni müjdelerle başlamak istiyoruz yayına geçmeden önce. Uğur'la bir karar aldık. Şu anda 3000 aboneye çok yakınız. Yayınlarımızı izlediğiniz zaman daha doğrusu özellikle abone olmayan kıymetli dostlardan rica ederim. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşarak dersimiz Fenerbahçe'nin artık çekiliş değil, sadece gönül dostlarımıza naçizane vermiş olduğumuz bir hediye ritüeli başlatıyoruz yeni senede. Artık o işi çok böyle şeye getirmeyeceğiz. Çekiliş moduna değil. Siz yeter ki kanala abone olun. Hiç ummadığınız anda bir bakmışsınız ki bizden size küçük böyle yarım elma gönül alma bir hediye olacak. Evet, o zaman şunu söyleyeyim. 3000 aboneye ulaştığımızda Fenerbahçe Beko forması hediye edeceğiz bir kişiye. Sayın izleyenlerimiz, abonelerimiz de tabii ki her zamanki gibi bu şansa sahipler. Yeni gelecek aboneler de bu şansa abone olabilirler. Bu şansa diyelim kavuşabilirler diyelim. Evet, yani Kavuşuyoruz. birazcık tabii ister istemez de geç uyuduk tabii akşamın haliyle. Yılbaşı tabii. Böyle nostaljik programlar izleyerek geçen bir gece oldu diyelim efendim. Konumuzu tekrar toparlayalım. Konumuz tabii her zaman olduğu gibi, daha doğrusu %95 olduğu gibi Fenerbahçe Beko olacak sevgili Uğur. Son zamanlarda çok ciddi derecede sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle ligde Efes maçını kazanmak belki birazcık biz dedik hani toparlayacak seviyeye getir ama orada da neredeyse maçı veriyorduk. Bazı acemilikler yaptık, bazı ufak tefek böyle koç hataları oldu dokunuşlarda. Bologna deplasmanında da zaten hemen hemen sadece bir herhalde bir 4-5 dakika çok kötü oynadığımız bir maçta. Ne yazık ki maç kaybettik. Ben o konuyla alakalı bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Atmış olduğum anketten dolayı lütfen şöyle anlaşılmayın. Ben Guduric'i burada linç etmek veya linç ettirmek gibi bir şey durumda değilim. Böyle bir yetkim de yok zaten. Hani ben sadece şuna mütevellit söyledim. Maç esnasında çok fazla Guduric'le alakalı sosyal medyaya biliyorsun bilgilendirme düştü Uğur. Guduric'le ilgili yazanlar oldu. Bir de sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Kalmalı mı gitmeli mi gibi herhalde. Aynen. Muhtemelen onu ben çevirememişim. Kusura bakmayın, demin kimseyi burada linçlemiyorum. Zaten benim şu anda eleştiri oklarımın hedefinde de direkt Guduric olmayacak. Tabii ki burada birkaç kişiye daha değineceğiz. Özellikle yönetimsel tarafta bunu zaten sıklıkla yapmıştık ama biraz da artık staffın da yani eleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. O şekilde ilerleyelim. Evet Uğur, ne söylemek istersin? Birazcık Bologna maçıyla alakalı. Kimleri formsuz görüyorsun? Kimlerde birazcık açıkçası sanki kafalar şu anda birazcık dalgın gibi görünüyor. Güzel düşüncelerine başlayalım. Programın ikinci kısmında da zaten 1-2 gündür çıkan yine Fenerbahçe'nin Tyler Dorsey hikayesiyle alakalı ufak tefek gelişmeler var. Onunla alakalı güzel cümlelerini bekliyorum. Evet, sen yine her zaman için müthiş girizgahınla sunumu harika yaptın. Bize zaten Teşekkür girizgah ederim. anlamında çok fazla bir şey bırakmadın ama birkaç kuble bir Tabii şey ki. söylemem gerekiyor. Evet, 2023 gerçekten inşallah Lozan'ın bittiği ama gönüllerde devam edeceği bir yıl olsun diye giriş yapmak istedim. Yani olurum. Gerçekten inşallah böyle şen şakrak. Yılı bitireceğimiz, 100. yılına yakışacak cumhuriyetimizin ve bu cumhuriyetin kuramlarının değerlerine sahip çıkacağımız ve yücelteceğimiz bir yıl olsun inşallah her İnşallah. anlamda. Tabii ki. Bunu diliyorum. İnşallah buna yakışır bir yıl olur. İkincisi de şöyle, buradan şimdi basketbolla alakalı bir duyuru yapmam lazım. Şöyle ailevi biraz olacak, kimse kusuruma bakmasın ama biraz onlar da rol çalmam lazım. Çünkü basketbol tabii ki Fenerbahçeliliğimiz, aşkımız, her şeyimiz. Ama tabii basketbol tabii de NBA yüzü var. Biz de çok küçüklükten beri Evet. basketbol aşığı birisi olarak Utah Jazz taraftarıydım. Her ne kadar Jordan hanedanına karşı gelsek de o dönemin izleyicileri çok iyi bilirler ki John Stockton, Karl Malone ikilisi. Ki ben Karl Malone hayranıydım. Pozisyonum gereği de basketbol oynarken çok keyif aldım. Çok hayranlık duydum bir isimdi. Sağ olsun onlar Salt Lake City'ye, Utah'a gitmişler.
ablam ve eşi ve çocukları sağ olsun, evet. Karlar ailesi ve bana da güzel bir Karmalı hediyesi almışlar. Harika. Söylemeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sonsuz teşekkürlerimi de buradan bu mesajı ileteyim istedim. Süper. İkincisi, bir hediye derken hediye devam edelim, hediye konuştuk konuşmaya. Sen yeni detaylı bilgileri verdin. Yani gönüldaşlarımızla paylaşmayı çok seven bir platform burası. Bir aile burası, bir yuva burası, bir istişare Doğru. yuvası. Az önce dedin ya bizi özlemişler. Gerçekten biz de çok özledik. Yani bu tamamen karşılıklı duygularla olan bir şey ve biz gerçekten elimizden ve sponsorsuz hala üstüne basarak söylüyoruz ki onu da inşallah en kısa zamanda, o yılda bu yıl olsun inşallah. İnşallah. Deniyoruz, çalışmalarımız da olacak inşallah. Yani fazlasıyla onlara karşılık vermek istiyoruz. Onlar bize ne kadar gelirlerse biz de o kadar geliyoruz onlara fazlasıyla. Yani yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır desek garanti olur. Zaten bizi bilenler gerçekten zaten onlar bizim adımıza da söylüyorlar. Sağ olsunlar, istiyoruz ki burası böyle toplu, güzel, bütün Fenerbahçe'nin tüm istişarelerinin bardağın dolu tarafı, boş tarafı neyse hakaret veya küfür olmayacak tabii şekilde. Ki. Burada aynı potada, aynı beyin fırtınasını gerçekleştirmek istiyoruz. Fenerbahçe ile alakalı maça yani konuşulabilecek tarafa gel diyorsan üzüntü duyduğumuz bir olay. Tabii evet. Şöyle bir durum oluştu. Muhtemelen hepimizde de şöyle bir hayal kırıklığı var. Onun sebebi de şu, çok pik başladık. Yani inanılacak gibi değil. Yani hani uçağın pistten kalktıktan sonraki yani o clear sheet tarafını geçip fazlaca bir anda pik yapıp irtifaya bir anda yani peyderpey ulaşır ya, o high decision tarafında bir çok fazla karar verici moda girdik Euroleague'de. Bu da bizi bir anda işte diğer takımların da nasıl söyleyeyim işte ya oturmamasından kaynaklı ki biz de aslında baktığı zaman çok geç oturmuş bir takımdık. Hazırlanma sürecimiz çok geç oldu. Koçumuz geç geldi, oyuncular geç geldi. Ama ona rağmen enteresan bir, hatta reaksiyon değil de bir aksiyon aldık. Sonrasında o aksiyon, evet. Aldığımız aksiyonu reaksiyon olarak negatif yönde vermeye başladık ve bu da bu sefer uçağın feci bir derecede irtifa kaybedip artık yani yere çakılacağına gidiyor gibi bir duruma soktuğu için biz şu an neredeyiz, hangi pozisyondayız onu bilemiyoruz işin açıkçası. Ya sıkıntı duyduğumuz nokta bu. Yani biz acaba şu anda nereye evrileceğiz? Uçak tekrar hani burnunu havaya kaldırabilecek mi? İlla ki kaldıracak. Kaldırmayacak diye bir durum ama bunun geç olma potansiyeli mi var acaba? O bizi korkutuyor şu anda. Hatta ben Turdis hocamın da daha bundan önce formsuz olduğunu söyledik ki söylerken de hocamız da 3-5 yıl gibi uzun süreli başkandan veyahut da yönetimlerden bağımsız imzalar atılmasının gerektiğini de söylemiştik açıkçası burada. Ama bunu söylerken hiçbir hocaya bir şey söylemeyeceğiz. Tabii ki biz Fenerbahçe'yiz ve biz basketbolu evet. bilerek konuşan insanlarız. Hem yaşadık hem gördük. Biliyoruz neyin ne olduğunu. Sen de ben de. O yüzden bize diyor ki ya saha içinde yanlış giden bir şeyler var. Yani evet baktık ki oyuncu tarafında giden çok düşen performanslar var. Onu da anladık birkaç maç üzerinde. Dedik ki işte yani önce söylediğimiz gibi çok zirve başladığımız bir sezon. Geç katılan oyuncular. Biraz düşüş yaşanabilecek de dedik. İşte yorgunluklar başlayacak. Bireysel hatalar olabilecek dedik. Hatta biz bunu yol kazası diye de yani düşünürüz. Çünkü bir taraftan şunu güvendik. Yani tamam bu takım çok hızlı bir ivme aldı ama demek ki ezberleyebildiği ve kolay uygulayabildiği bir şeyler var diye. Ona da güvendik. Yani Kalates'in önderliğinde işte Motti'nin ona omuz vermesiyle işte özellikle pick and roll'ler, backdoor cut'lar, switch'i çok fazla hızlı kaymalar. Bu kırım bile neredeyse bireysel anlamda baktığı zaman ama bir baktı ki bir anda işte tabii ki üst üste gelen deli saçması gene Fenerbahçe özel, Allah inşallah bu sene ondan bizi uzak tutsunlar bütün bu raçlarda olmak üzere sakatlıklar da gelince zaten hep söylüyorum ya yani belki bakıldığı zaman oyuncu bazında tek tek kaliteli oyuncular var ama hani pozisyonunda zaten hani oyunu yönlendirme, seti yönlendirme bir point guard gibi point guard Kalates'i yedeklemeyince çünkü diğerlerinin hepsi sadece eline top yakışan ama topu yönlendiren oyuncular. Yani Wilbekin de Kalates'i iyi olduğu zaman iyi oluyor. İşte Guduric de Kalates'i iyi olduğu zaman iyi oluyor ama Kalates olmadığı zaman hepsi belirli bir şekilde pozisyonlarından ödün vermek zorunda kalıyorlar. Doğru. Rahat oynadıkları pozisyonlardan. Bu sefer de bambaşka fazlaca iş yani aslında en basic işleri yapmaları gerekirken fazla iş yapıp yani tabiri mazur görürsünler ama kahraman olma sevdasını bürünüyorlar. Yani takımı sırtlama adına tabii bunu kötü anlamda Doğru. söylemiyorum. Tabii takımı sırtlama adına ama bu da onları kötü gösteriyor. İşte orada bir hem
o pozisyonlarda ve oyun içer yani oyun maçta eğer Galatasaray varsa dinlendikten sonra geldikten sonra oyunun momentumu da çok gene farklı bir hal alıyor. İşte Bologna maçı da tamamen böyleydi işte açıkçası. Ya maçı dedik ki Galatasaray de yorulacak. Yani bizim aslında Tarly Dorsey evet Tarly Dorsey oyunun yelpazesini hem nicelik hem nitelik anlamında bir kalite katar mı katar? Ki olmalı mı olmalı ayrı bir konu. Transferde görüşülüyor şu an biten bir şey de yok. Herkes yazmış işte bitti Olympiakos'a gitti. Hayır öyle bir şey yok. Şu an hala görüşülüyor. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Detayları biraz sonra geçeceğim. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Itoudis hocam da gerçekten biraz önce saydığım gibi. Ben Guduric'ten şöyle. Guduric olayla alakalı işte sosyal medyada bir şeyler. Evet en ağır eleştiri ben yazdım. Gitmeli dedim. Booker'ı da kattım oraya. Edwards'a da kattım. Çünkü şu anlamda vücut dili ben Guduric'i ilk defa tanımıyoruz. Guduric kaç senedir Fenerbahçe'nin oyuncusu. Hem sosyal medyadaki yaptığı davranışlarla hem de temsiliyetiyle beraber ama Guduric hiçbir şey temsil ediyor gibi gözükmüyor son maçlarda. Bu beni yani şu arma var ya şuradaki armayı temsil edecek yüreği koyamadığı için ben kızıyorum. Yoksa maçlar kaybedilir, oyun kaybedilir. Guduric biz ilk defa maç kaybetmiyor ki. Biz Azver maçında da Guduric'in elinden son topu kaybettik. Hatırla. Birçok maç sayabilirim. Yanlış ki günah keçisi de değil tabii ki yani. Evet tabii ki. Takım ama halinde kaybediliyor. Takım halinde kazanılıyor maçlar. Çok yaşa ama Guduric'in olumsuz performansı ve bireysel anlamdaki vücut dili çok yani Guduric bizim için herhangi bir oyuncu olmadığı için Guduric'e bu kadar yükleniyorum. Yani Bilbekir'e bu kadar yüklenmem açıkçası bakıldığı zaman. Veyahut da onu yükleneceğim kadar. Çünkü onun bizde bir duygusal bir teması da oluştu yıllar yılı. Yani Final Four gördün, burada final, hatta Final Four finali gördün, kaldırmadı, kupa kalmadı. Yani doğru mu? Yani öyle olunca insan morali bozuluyor. Yani Guduric orada İnsan sevdiğine kırılırmış. Çok yaşa ve Guduric'in evet. Bu potansiyeli de olduğunu ve daha önceki maçlarda bunu gösterdiğini biliyoruz yani. O yüzden onun da çok aşağılarda kalıyor olması bizi çok üzüyor. Ve bu vücut dilinde devam edecekse ayrılsın. O yüzden onu söylüyorum. Yani ayrılmak da sevdaya dahil bazı zamanlar olabilir. Yani insanın psikolojisi o süreci yönetemiyorsa da takıma zarar vermesi daha mı kötü? Yani daha mı iyi daha doğrusu? Daha kötü olacak illaki. Onu düşündüğüm için bunu söylüyorum. Eğer süre gelecek bir durum varsa dediğim gibi Itoudis kanadına da gelirsek bence hoca da biraz o nasıl söyleyeyim yüksek irtifanın kanatlarında tamam ya biz takım olduk ya sıkıntı yok birkaç maç yol kazası olabilir şeklinde benim gibi yorumladı ama ben bunu yorumlayabilirim sen onu yorumlayabilirsin. İşte başka insanlar da onu yorumlayabilir ama hocam biraz onun rehavetine kapılmış gibi ve daha kötü mesela üzücü daha doğrusu tamam bir ulusal lig maçı işte tüm oyuncularını oynatamıyorsun kısıtlı bir işte evet. Beş yabancı seçme olayın var. Efes maçında mesela Efes maçını yorumlaması, maçlarından sonra oyunu yorumlama şekli falan biraz bize bana biraz soğuk geliyor. Yani benim gördüğüm hocanın gördüğü çok da fazla aynı şeyler değil gibi geliyor. Acaba diyorum ona bir maç ben mi yanlış gördüm? Bir maç sen mi yanlış gördün? Bu sefer biz seninle çok ortak noktada hoca elden bağımsız şey kalıyoruz. Tabii ki hocamızdır saygı duyuyoruz. Yani illaki bizden basketbolu çok daha iyi biliyordun ama bizim de yani sonuç itibariyle bir gelmiş görmüş olduğumuz bir nokta var. Analiz yapabileceğimiz bir durumumuz var. Çok şükür. Yani oralarda örtüşemedik. İşte ama bunlar olur gelir geçer ama tabii bunun uzun sürmemesi lazım. Ben bundan önceki programlar için topu sana atacağım. Sadece Itoudis özelinde bu sorumluluğunun ona yüklenmemesi lazım. Dediğim gibi yönetiminden staffına kadar herkesin bir kendine çek düzen vermesi lazım. Bu birliktelik işidir çünkü basketbol. Ama gerçekten yani yönetim de artık şu yandaki şakşakçılığı veya goygoyculuğu bırakıp gerçekten olaya kanalize olup gerçekten kaliteli bir kadro da varken elde bir şeyleri yapmak lazım. Yani bazen bir iki oyuncu gönderirsiniz takım bir kendini bir gelir silkeler. Oraya daha belki onun nitelik anlamında daha az yeterli oyuncu alırsınız ama o size bir dip dalgası yapar. Geçen seneki Cihay ve Floyd gibi, daha önceki Niko Zizis gibi. Evet. Oyuncular alırsınız bir anda takımın çehresi değişir. Veyahut da bambaşka şeyler yapacaksınız. Artık yönetimde onlar var. Bunları beyin fırtınası yaparız, konuşuyoruz ama bir şeylerin değişmesi lazım artık. Çok üzüntü verici. Yani gerçekten kazanılabilecek maçları kaybettik ama dediğim gibi Euroleague'in ne kadar sert olduğunu görüyorsun. İşte Efes'te bak hala o şeyi kıramadı ki Efes, ben her zaman söylüyorum şu an. Barcelona, Real Madrid ve Efes yani şu an en iyi kadroların 3'ü onlarda. Ama Efes bile işte kırılma çok yaşıyor. Yani Euroleague'in herhalde şu an lig tarihinin en iyi 5 oyuncusu. 3'ü şu an direkt Efes'te bana kalırsa. Ama gördüğün gibi momentumu sağlayamıyorlar ve arkadan kız hızlı gelmeye başladı. Düşün yani Barcelona nasıl bir kız hızlı deplasmanı geçirdi. Takımlar da potansiyellerini yükseğe çıkarmaya çalışıyorlar. Bu saatte Modrić da Barcelona için bayağı çalıştı. Yani Mirotić için neredeyse artık
Belgrad'dan Zemun'a çıkıp böyle atmış olduğu basketle yani. Peki Onur, çok haklısın. Buna şaşırıyor evet. muyuz abi peki? Neye ben şaşırmadım. Ben hiç şaşırmıyorum. Tabii yani Euroleague zaten böyle bir yer abi. Yani Euroleague zaten böyle bir yer. Biz de diyoruz ki yani yanlış anlamadım. Türk olmaktan her zaman gurur duydum. Ondan yana bir sıkıntı yok mu? Bizi izleyecekler. İnsanlar biliyorlar ki yani bizim gerek futbolda gerek diğer branşlarda Türk takımlara karşı hep böyle bir ön yargı oluyor ve biz bu katlediliyoruz yani senelerdir. Takımlarımızdan bağımsız söylüyorum. Yani ne kadar basketbolda bunu Efes'e yaftalamak için söylemiyorum. Yani Efes daha çok kulüpçü olmayarak daha geçmişten gelen bir basketbol kulübü daha sempatik bakıyorlar Efes'e. Doğru. Bakmalılar da ayrı bir konu. Bu kadar emek var. Ben Fenerbahçe'de bakmalılar işin açısı diyorum. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta nerede neyse. Galatasaray Türkiye'de bakılıyor gerçi ama uluslararası anlamda söylüyorum. Bunu söylemek istedim biraz. yani bu yani gerçekten işin özüne dönersek bu kadar yatırım yapan kulüplere dönmeleri lazım. O yüzden bunlar da ikili ilişkiden geçiyor. Ben o yüzden söylüyorum. Yani şimdi Bodroga ile Fenerbahçe'nin temas kuracak kişisi Fenerbahçe'nin basketbol yöneticisi olamaz. Fenerbahçe'nin orada istatistik tutan idari menajeri olamaz. Fenerbahçe'nin yeni federasyonda stajını tamamlamış sonra buraya gelip genel koordinatörlükten ataması yapılmış eski basketbolcu olamaz. Olamaz. Yani isimleri herhalde şapadanak bizim izleyiciler anlamıştır zaten. IQ'ları yüksek izleyicilerimiz. O yüzden yani bizim oralara ikili ilişkisi çok yüksek. Gerek yürürlükte oyuncu anlamında saygıdeğer işler imza atmış. Gerek şu an menajerlikle veya da gerek basketbolda tutunduğu alanla. Yani isimleri de verdik bir daha verelim istersen. Son kez İbrahim Kutlaylar, Harun Erdanaylar, Nisa Türkcan gibi orada potansiyel isimler varken artık bizim de biraz çakraları değiştirmemiz lazım. İnsan kaynağını doğru yönetmemiz lazım diye düşünüyorum. Topu sana atıyorum. Eyvallah. Ağzına sağlık. Şöyle ben transfer konusuyla ilgili hem orada birazcık görmeyeceğim zaten. Oradan tekrar sana devredeceğim. Ben Guduric olayında da evet yani ben de çok eleştiriyorum ama şöyle bir durum var. Ben kıymetli izleyenlerimize de yazdım. Birazcık da tabii koçun ona vermiş olduğu görevin de bununla bir alakası var. Şimdi bazı oyuncular tabii o pozisyonu oynamak istemezler. Yani o şekilde oynamak istemezler oyunu. Yani dediğin gibi şimdi bir Kalates oyundan çıkıyor. Ya bizim oyun kurucumuz bakıldığı zaman Guduric olmaya başlıyor. Şimdi buradaki tabii ki yadsınamayacak bir iyi niyet var. Bu çok net yani kulübe olan sevgisi var. Yani NBA'den geleceği zaman koşarak geldi, evime geldim modunda adam inanılmaz böyle bir motivasyonla geldi. O sene zaten biliyorsun işte o sakatlık yaşamasaydık Kokoşko döneminde bile CSK maçlarını neredeyse tek başına alacaktı yani. O derece kafayı koyduğu zaman iyi işler yapabilen bir geçen sene CFS maçı. Bravo. Biz onun potansiyeline, biz oyunun gerçekten oyun IQ'suna çok inandığımız için zaten ondaki düşüşler bizi çok fazla üzüyor. Dediğim gibi ben de Guduric illa gönderirsin modunda değilim. Sadece belki sözleşmenin bitecek olmasından dolayı da bir belirsizlik onu şu anda çok rahatsız ediyor. Burada çok kapsamlı etkenler var. Net bir şekilde. Yani ayrıca dediğim gibi ben birazcık daha Guduric'in performansını koçuna vermiş olduğu rolden dolayı görüyorum. Nasıl söyleyeyim? Birazcık ona yoruyorum. Ve tabii ki yani insanların da tabii ki hayatlarında iniş çıkışlar da olabilir. Biraz da onun formsuz döneminin gelmesi, biraz da işte farklı bir yapım içerisinde olmasından dolayı şu anda çok çok göze batıyor gibi gözüküyor yani. Bu asla ve asla onun kötü bir oyuncu olmadığının kanıtı. Bir de sevgili Okan Bey'le sabah yazıştım. Mesela şunu da söylemiş, çok doğru. Fenerbahçe'nin iyi gittiği dönemlerde Fenerbahçe yerlilerinden de bir şekilde katkı alıyordu. Şimdi yerli oyuncularımız da kenarda oturmaya başladı. Yani İsmet hiç mi bu tür maçlarda girip 3-5 dakika Kalatasaray'ı yedekleyemiyor? Ya da yani Şehmuz'u böyle biz maçların en zor zamanlarında mesela rakip kartlara baskı olsun diye oyuna soktuğumuz zamanlarda biliyorsun maç böyle momentumla çok dengelenmeye başlıyordu. Yani belirli anlarda baktık ki biz de müdafaada düşüyoruz hani Şehmuz orada değerlendirilemez mi? Bunlar çok düşünülmesi gereken veya kolay. Veya bizim iyi olduğumuz gözüktüğümüz noktalarda bu oyuncular rol almadı mı ki? Aldılar ve niye süreklilik arz etmiyor ki? İçerisi kızdığımız nokta özür dilerim hemen sözü balla kestim. Yani Dechampierre de geçen Baskonya maçında çok iyi oynarken bir anda kesmesi. Antetokounmpo mesela maça çok iyi başladı. Evet Uğur çok güzel. Onu soracaktım ya. Kostas bu kadar iyi başladı bir maç. Yani. Evet, evet yani bilmiyorum çok özür diliyorum. Bizim de bilmediğimiz bir şey varsa zaten bize kıymetli izleyenlerimiz hani yazarlar. Bir de ben o gün evde de değildim. Birazcık böyle telefon ekranından böyle çok gözucu bir yerde seyredildim. Tabii ses mesaj açamadım ama şimdi baktığım zaman Kostas'ın 13 dakikada 8 sayı işte bir reboundu, bir asisti, bir top çalması var. Yani bu kadar iyi başladığı bir maçta niye bir daha düşünmedi? Dediğin gibi Pierre mesela Baskonya maçında iyiyken mesela Pierre'i bir anda oyundan çıkarması çok enteresan tartışılması gereken konular.
Dediğin gibi şimdi Nigel'da da çok ciddi bir form düşüklüğü başladı. Yani maç, ben hatta onu tweet attım. Cafer Arda Yıldız takım maçında yapılmayacak bir hata yaptı orada. Yani o baskıyla orada topu kapıyoruz. Orada 32 saniye ya 30 saniye civarı bir süre var. Hemen hemen son top kullanabileceğimiz bir pozisyonda. Ha, topu tutması bile belki yeterli olacaktı. Belki çok aklı selim bir hücum yapabilecektik. Belki bir faul alacaktık maç. Belki çok başka bir satranca dönemeyecekti. Tabii ki oyunun da birazcık adrenalini İki ister topu drive istemez. edip Kalates'e bıraksa basket faul, yani zaten turnike atacaktı. En kötü basket faul olurdu. Ya kesinlikle, yani burada dediğim gibi sadece bazı maçların kaybedilmesi tabii ki Gudur için özelinde değil. Bazı oyuncularımızda çok ciddi aksamalar başladı net bir şekilde. Burada yani ben en fazla tabii ki olayı zaten çözmesi gereken direksiyondaki isim de Itiudis'tir. Ben birazcık daha olayı Itiudis özelinde, Itiudis'in kendisini birazcık daha böyle toparlaması gerektiğine inanıyorum. Hani şimdi burada toparlaması gerekiyor dediğim zaman da lütfen kimse Itiudis'e karşı haddini bil dediğimi düşünmesin. Fenerbahçe'nin menfaati için yani Itiudis'i de eleştiririz. Gerekirse Jesus'u da eleştiririz. Ki Bizim Trabzon böyle bir maçında dilimiz çok olmadı ki eleştirdik. zaten. Biz Ya Fenerbahçe bizim için seyircisi Fenerbahçe'nin için başarısı aynen önemli. biz Hiç. bardağın dolu tarafından eleştirileri Aynen. bakıyoruz. Ama boş tarafından da vurmamız gereken noktada tabii ki Fenerbahçe'yiz ve bu işi bildiğimiz için de söyleyeceğiz. Bir şeyler söylemek zorundayız yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani biz de dediğin gibi Uğur, burada zaten kıymetli dostlarımızla fikir münazarası yapmak için de bu yayınları burada çekiyoruz. Hani eğer biz bir yerlerde haklıysak, hani açıkçası onlar bizim tezlerimizden faydalansın. Bizim eksik kaldığımız, bizim yanlış olduğumuz yerlerde de zaten onlar bizi doğruya sevk etsin diye zaten bu yayınları yapıyoruz diye düşünüyorum. Ben birazcık daha olayı açıkçası Itiudis üzerinde buluyorum. Yani işi biraz daha %51 Itiudis'e bu aralar Formsuz komik formsuz. Bayağı açmıştır. formsuz hoca. Söyledim ben Bayağı de senin de. formsuz. Sayın hocam lütfen direksiyona yeniden geçin. Aynen. Oyuncularınızla da tekrardan o bizim alıştığımız, bizim o özlediğimiz seviyeye getirin. Buna da yapacağınıza inanıyoruz diyelim. Transfer konusuna gelelim. Şimdi transfer konusunda evet, Fenerbahçe'nin Tyler Dorsey ile ilgili zaten isteği, oyuncu serbest kaldıktan yaklaşık bir buçuk gün sonra zaten iyice basına düştü. Bizim de zaten geçtiğimiz dönemlerden beri konuştuğumuz bir durum. Bu çok çok önemli. Tabii ki gene her şey maddiyata bağlı. Bir oyuncu teklif yapabilirsiniz. Bütçeler eminim ki şu anda limitler dibine kadar zorlanıyor tabii teklif yapılırken. Ama dediğim gibi Uğur, yani bazı yerlerde de bütçenin yetmediği çok aşikar kalıyor. Şimdi bazı parasal mevzularda artık arada böyle, yani Fenerbahçe 100 bin dolar, 200 bin dolar için oyuncu kaçırmaz ama yani rakamlar artık böyle 300 binler, 500 bin lira falan devrildiği zaman da yavaş yavaş Türkiye konjonktüründe de gerçekçi olmamız gerekiyor. Bazı istediğimiz oyuncuları alamayabiliriz ki bunların örneğini yaşadık. Yani her yapmış olduğunuz transfer teklifi ne yazık ki başarılı sonuçlanmıyor. Hani projeden ziyade artık oyuncular da birazcık işin maddi tarafındalar. Çünkü bu kriz tüm dünyayı etkileyen bir hal almaya başladığı için onlar da sonuçta bu ekmek kapıları, yani nereden ne kadar kazanabilirsem artı gözüyle bakıyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin benim duyduğum, onları soracağım sana. Bir de şöyle bir konu var. Sen zaten az önce de söyledin. Tyler Dorsey Fenerbahçe çok değer katar ama çok kıymetli izleyenlerimize katıldığım bir nokta da var. Fenerbahçe'nin buradaki sıkıntısını sadece Tyler Dorsey mi çözer, yoksa Tyler Dorsey'den önce Fenerbahçe'nin Kalates'i mi yedeklemesi gerekiyor? Kalates gibi bir oyun aklıyla, bir oyun kurucuyla statik bir guardla mı yedeklemesi gerekiyor? Bunu konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Benim Tyler Dorsey ile ilgili düşündüğüm, Olympiakos'ta Fenerbahçe hemen hemen aynıya yakın bir para veriyorlar. Olympiakos'un oyuncu NBA çıkış hakkı vermediği, Fenerbahçe'nin ise oyuncu tekrardan bir NBA çıkış hakkı tanıdığına dair bazı sözler dönüyor. Ne söylemek istersin? Yani söylediğinin gelinde paralelinde bir şeyler söyleyeceğim zaten. Doğru. Hatta sen bundan önceki yaz transfer görüşmesi de bu program öncesinde detaylarını anlatmıştın zaten. Onun üzerine zaten oyuncunun da ilk görüşmek istediği kulüplerden biri ve ona nasıl söyleyelim bu projeyi ve onun da aklına yatacak sözleşmeyi veren kulüplerden biri zaten Fenerbahçe'ydi. Yaz transferinde bu olay gerçekleşseydi ama yaz transferinde gerçekleşmediği için öncelik hakkı Fenerbahçe dedim. Görüşme anlamında söylüyorum. Sözleşme anlamında değil. Zaten görüşüldü de ama Olympiakos'ta dediğim gibi birebir ufak tefek bazı olaylar var. Sözleşme anlamında. Tabii maddi ölçütüne geldiği zaman şeydeki gibi Antetokounmpo'yla Singleton ilişkisindeki gibi arz talep dengesinde bu kadar büyük şey yok, farklar yok. Ama tabii ki gözetilmesi gereken de bir durum var. Çünkü yani Olympiakos tamam ama basketbol kulübüyle futbol kulübü onların ayrılar. Bizimki gibi değiller. Yani bizimki de tamam şey olarak anonim şirkete bağlı belki. Sportif AŞ'e bağlı basketbol dernek gibi gözükse de
paralar birbirine girmemiş olsa da aynı konjonktürde, aynı sponsor gelirlerinde veyahut da aynı giderlerde değiliz maalesef şu anda Olympiakos'la. Evet. Yani o yüzden bakıldığı zaman ki bir de bizim daha başka dernekle ait olan voleybol, kadın futbolu gibi daha değişik nasıl söyleyeyim giderlerimizin, gider kalemimizin oluşturduğu bir bütçe var. Onu da söyleyelim burada. Ve bakıldığı zaman Antetokounmpo transferiyle beraber de o bütçe, ya bir bütçe var ama o bütçe ne kadar yukarı çıkabilecek? Ya ben 1-200 falan gibi böyle bir şeyler duyuyorum. Ben 1-200'le falan bitebileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe oraya çıkabileceğini hiç düşünmüyorum. Böyle bir şey olmuş olsa Singleton biterdi diye düşünüyorum. Çünkü yani Samuel Singleton 1-750 falan oldu ama yani Singleton kalitesindeki bir oyuncu 1-750 bitirilebilirdi. Ben Efes bile alamıyor şu anda. Efes bile çıkamıyor çünkü o rakamları. Çünkü haddinden fazla para veriyor zaten şu an Clark bölümümüz için Larkin'e. O biraz Polonara'nın ayrılışına bağlı kalabilir Singleton durumu. Polonara bile bir, Polonara zaten Türkiye çok güzel, affedersiniz tabiri mazur görsün ama biraz güzel. Onun suçu değil tabii ama menajeri çok güzel bir şekilde iyi tokatladı yani. Gerek Fenerbahçe'yi gerek Efes'i. Yani Polonara 1 milyon euro alabilecek bir oyuncu değildi ama aldı yani gerçekten. İyi işlerini imzattı ve sıfır performans koydu. Neyse bu konu değil. Yani Tyler Dorsey ne kadar dersen, Tyler Dorsey az önce de söyledim. Muhakkak bir şey katar yani topu yönlendirmede, kriz anlarında gerek drive'larıyla, gerek el üstü şutlarıyla, gerek backdoor katlarıyla, uzunun arkasındaki sikrinden dolaşıp baseline'den çıkacağı üçlüklerle, yani o çok keyif katar, ayrı bir konu. Oyunu yönlendirme durumu da var. Yani seti çok yönlendirme, o IQ'su yüksek olmasa da oyunu yönlendirme IQ'su yüksek. Yani bir şey, ya yani illa ki Fenerbahçe bir heyecan katar, bir dinamizm katacaktır tabii ki. Oyuncu oyuncudur. Ama işte tabii ben de aslında senin az önce söylediğin içici soru var ya, o çok kritik. Yani ben aslında o ismi de zaten sezon başında vermiştim. Orada zaten şu an Olympiakos'u bizim elimize göre rahatlatan olay o. Çünkü Kostas Doulkas gibi bizim zaten oraya geleceğim. Evet, Kostas Doulkas gibi bir virtüöz varken arkasında oraya Toma Volkap gibi sete ve oyunu kurabilecek hem de pozisyon aldığı zaman topu elinde çok iyi saklayıp oyunu çok iyi yönlendiren bir oyuncu var. Yani şu an Volkap gibi topu saklayabilecek affedersin ama kalçasını koyduğu zaman birebir de hem post-up oyunu, bir adam yukarıdan post-up oyunu başlatan oyunculardan biri. Yani Luke Sigman'ın aldı benle yaptığını adam o boyla şeyde yapıyor. Olympiakos'ta yapıyor. Yani şimdi böyle bir ya oyun, işte dedim ya sana biraz önce Onur. Yani oyun çeşitliliği ve oyuncu çeşitliliği aslında önemli takımların kadro mühendisi diyoruz ya şimdi aslında baktığı zaman. O çok önemli. Biz orada biraz eksik kaldık açıkçası. Çünkü Kalates de aslında Toma Volkap üzerindeki işleri çok iyi yapabiliyor. İşte ama onun Kalates'i yedekleyebileceğimiz o pozisyonda ve Kalates'e yakın oynayabilecek tek oyuncu Guduric. Ama Guduric de oyun aslında ana rolü değil. Yani işte onu devşirme olduğu için oraya biz o tandasta bir oyuncu katmamız lazımdı. O da yok şu an yürürlük piyasasında. Ki şeyler kim bile sakatlıktan, tamam çok ağır sakatlıktan döndü ama hala dönemediğini görüyoruz. Ne kadar formsuz başladığını görüyoruz. Yani korkutabilecek mi? Bir daha olsa o da korkutuyordur. Yani bir daha aynı sakatlığı yaşamak. Misic bile artık eski Misic değil yani. O da artık Larkin gelse de rahatlasam diyor. Çünkü sadece point guard da seti yönlendirmek çok ağır bir şeydir. Onur, oyun yönlendirmek gibi değildir o yani. O başka bir IQ gerektirir. Yani o Diamantes'in, Spanulis'in ne bileyim işte Campazzo'nun yapacağı işler. Bu işler. Saras'ın, eski Saras'ın yapacağı işler bunlar. Namoski'nin işleri. Yani o yüzden point guard çok önemli bir şey. Yani point guard'ın kadar konuşursun diye. Şimdi elinde de şimdi bence bu atletizm seviyesinde bir de oraya Antetokounmpo'yu katmışken Motley varken ki Motley gerçekten şu an bence Veseli'den sonra aynen. Yani Veseli'den sonra bu kadar pot altında bitirici patlama gücü olan ve bitirebilme gücü olan resmen adamı gücüyle itiyor yani. Avatar gibi pozisyon alabilme yani hakikaten çok yani nasıl söyleyeyim bizim için bulunmaz bir şey yani şu an yani bu sene alsan alamazsın şu an Motley kesinlikle alamazsın ki ben bizde de çok kalabileceğini düşünmüyorum bu potansiyeli ya kötü yani inşallah kalsın da ben çok istiyorum ama NBA yapma ihtimali çok yükseliyor bu performansıyla hepsinden yani NBA yani işin kısa işin özeti Dorsey gelirse tabii ki bir dinamizm katar yani olması gereken çünkü nicelik anlamında eksiliyoruz her defasında sakatlıkları illa ki olacak. Bizim ulusal ligimiz de çok zor geçiyor çünkü bak Efes dün kaybediyordu neredeyse Antep'i kendisi aslında. Bizim de bugün Ali Apetkin maçı çantadık eklik değil yani. Bugün mü yarın? Yarın özür dilerim pardon. Yarın. Yani o yüzden kadro kalitesi anlamında bir ışık tutar. Doğru.
ve tecrübesi de var haliyle. Yani Dorsey'nin Euroleague'de altın sayıda bir tecrübesi var. Ve de ben bu sefer birazcık da hani Dorsey'nin o vücut dilinde böyle bir kendini ispatlama isteğiyle geldiğini de düşünüyorum. O yüzden de biraz gelmesini istiyorum ama bir tercihim ama gereksinim olsaydı tabii ki Kalates'i pozisyon anlamında yedekleme şansım olsaydı onu isterdim tabii ki. Eyvallah. Ağzına sağlık Orucu'nun. Yani senenin ilk yayını bence gayet keyifli oldu. Biraz uzun uzadıya oldu. Hem özlemişiz birazcık da fazla da gönül dostlarımızla dertleşmiş olduk. Onlar da zaten şimdi kıymetli yorumlarıyla zaten her zamanki gibi yayınımıza değer katacaklardır diyelim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, değerli yorumlarınızı her zamanki gibi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sarı lacivert günler diliyoruz. Esenlikler diliyoruz. Tekrardan mutlu yıllar. Hoşça kalın.